Herkese yepyeni bir günden selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir hepiniz. Bir soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden 14 Mayıs yani anneler günü bizim burada. Sanırım Türkiye'de anneler günü daha önce oluyor. Yani eğer yanlış bilgi veriyorsam kusuruma bakmayın ama bizde bugün anneler günü. Buradan tüm annelerin ve tüm anne adayların anneler gününü kutlamak istiyorum arkadaşlar. Ve umarım anne olmak isteyenler de bu duyguyu tadabilir arkadaşlar. Yani annelik gerçekten çok kutsal bir şey. Herkese gerçekten bu duyguyu tattırsın yani. Şöyle size güzel güllerimi de göstermek istiyorum bu arada. Eşimden hediye. Şöyle kırmızı güller. O kadar güzeller ki. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Şöyle göstereyim. Sadece çok fazla uzun kısaltmam gerekecek. Çünkü buna uygun vazom yok ne yazık ki. Böyle bugünün planı da arkadaşlar kayınvalidemlere gideceğiz. Zaten çoğunlukla her pazar hani öyle yapıyoruz ve bugün tabii ki de özellikle anneler günü olduğu için oraya gideceğiz. Akif kayınvalideme ve görümceme de çiçek almış. Onlar da arabada. Gidince artık onlara da veririz. Ben de aslında yani pazar günü böyle pek hazırlanmıyorum da bugün kendimi biraz daha böyle güzel ve özel hissetmek istiyorum. O yüzden saçlarımı yıkamışken yapayım dedim. Ama beni rahatsız ederler. O yüzden şöyle arkaya doğru toplayacağım büyük ihtimalle. Öyle şimdi Zeyt Mirza'nın uyanmasını bekliyoruz. Ondan sonra çıkarız. Beyefendi henüz daha uyanmadı öyle uykusundan. Hafif de bir makyaj yaparım, giyinirim. Ondan sonra çıkarız hep beraber. Evet arkadaşlar ben şimdi komple hazırım yani üstümü falan da giyindim makyajımı yaptım ve Zeyt Bey hala uyanmadı. Bekliyoruz her an uyanabilir. Şöyle giyindim. Çok basic giyindim aslında ama böyle takılarla biraz böyle öne çıkarttığımı düşünüyorum kombinimi. Hani bir yandan da rahat olmak istedim o yüzden böyle bol gömlek ve böyle tight pantolon giydim bol paçalı. Saçlarımı da böyle bağladım bakın. Şöyle göstereyim size. Bence gayet iyi oldu. Bugünün kombini. Anneler günü kombini. Evet. Şükür minik bey uyandı. Ve biz de çıkış yaptık evden. Kim basacak acaba? Çok merak ediyorum. Baba bastı. Bu arada yatağından yani uyandı ama kalkmak istemedi. Aynen çok sırlendi kalktı. Gel uyumak istedi orman tamam hadi uyum yeter diyor kalktı. Şimdi Beyat amcaya gideceğiz böyle diyor arkadaşlar Beyat. Şimdi Beyat'a mı gideceğiz? Gel adam. Nereye gidiyoruz Seyit? He? Şu an yeni uyandı cevap vermiyor bize. Evinizi aldın mı? Aldım. Tipine bakın şunun ya. Bu arada hava var ya full yağmur. Ben de kolsuz giyindim. Bu arada şapkamı geçirdim. Kapının önünde. O zaman geçirmeme gerek yok. Arkadaşlar görüyorsunuz bereket yağıyor şu an. Bayağı bir. Şurada da biri görümceme, biri de kayınvalideme. Şöyle güller. Bu arada keşke böyle bir çikolata kutusu falan bir şey alsaydık dedim de Akif şimdi şeye gidecek. Benzin aldığımız yerden işte böyle küçük şoplar oluyor oraya bakalım dedik. Yanına da bir çikolata alırız. Öyle. Gidelim bakalım. Ne oldu Zeyt Mirza? Ha meme. Bu da yeni uykudan uyandı ya hemen meme. Dur bekle. Vermeyeyim mi? Susmaz ki. Vallahi ben arkadaşlar şu emziği Zeyt'e nasıl bıraktıracağım inan bilmiyorum. Zeyt? Yazdan sonra ya, başlayacağım da. Hayırlısı bakalım. Beyat amcaya mı gidiyoruz? Gelin Beyat amcaya. Alo. Beyat amcaya gelin mi? Berat bebi. Berat. Berat. Sen nerede? Çok komik dedi daha yeni. Sümeyye Gil de kayınvalidemlere yakın oturuyor. O yüzden yol üstü onları da alacağız. Yani görümcemi öyle söyleyeyim. Hep böyle tek görümce deyince bilmiyorsunuz hangisi o yüzden ismini söyleyeyim. Sümeyye Gül'e almaya geldik. Ay şu çiçek. Ay ezildi mi çiçek? Akif. Bu arada çikolata bulduk bak. İçeri çiçeklerimiz. Gidelim.
gösterdin mi? Bir şey yapsana. Ha? Evet, birazdan yemek yiyeceğiz. Şöyle patatesimiz var, üzerine biber. Burada, ay bunun adını unuttum. Yeşil. Neydi ismiş bu? Ya kimse bunun adını söylemeyecek mi? Madamak mantı. Ha, madamak mantı mı? Madamak, madamak. Bu da mercimek. Fırında da etimiz var. Tabii sofrada zaten gösteririm. Fatma ablayı bekliyoruz, o gelsin. Hepimiz sofraya oturacağız. Zeyt de burada. O ne? O ne? Evet. Bu arada bakın annemin bir sürü çiçeği oldu. Çok güzeller. Şurada da oynar. Arkadaşlar biz çıktık kayınvalidemlerden, şimdi eve gidiyoruz ve havayı görüyorsunuz. Zeyt Mirza. Şu an araba yürüyoruz. Araba biraz uzakta maalesef. Yalana bak. Bu da görümcemin ve eşinin bana anne günü hediyesi. Değil mi? Güzel gülüm. Şu an çıkacak mısın? Yürü. Islanıyoruz. Akif bir kucağına alsan mı acaba? Ay istemiyor. Gülmek istemiyor, görüyor musun? Evet canlar, biz eve geldik. Vallahi yağmurdan hemen apar topar şeye gittik. Adını siz getirin arabaya. Şu an babası Zeyt Mirza'nın pijamasını giydirdi ve tırnaklarını kesiyor. Ayak tırnaklarını kesti. Şu an el tırnaklarını kesiyor. Bu arada bunlar zaten bugün sabah duş aldıktan sonra girmiştim. Yani çok temizler. Ve bugün bayağı da çamaşır yıkadım. Hem renklileri hem de birkaç beyazlar vardı. Onları yıkadım, açık renklileri. Vallahi daha hala sepetimde çamaşır var. Yani bu hafta sonu niye bu kadar birikti anlamadım. Normalde pek böyle biriktirmiyorum da vallahi çok çıktı. Ama havlu falan da çok yıkadım ya, ondan sanırım arkadaşlar. Bunlar umarım yarına kurur. Yani bilmiyorum, kaldırmak istiyorum hemen. Çünkü daha çamaşır da yıkayacağım. Onun dışında şurada da birkaç kirli. Bugün Zeyt Mirza iki tane kıyafet kirletti. Ve sepet böylelikle sürekli doluyor. Bakın bunları da çıkardı. Bunları da kirletti. Yani hep onun şeyleri. Şu güzel çiçeğimi de hemen bir vazoya koymak istiyorum arkadaşlar. Solmasın çünkü çok güzel. Akif'in aldıklarını şimdilik böyle koymuştum evden çıktığımız için. Ama bunları kesmem lazım. Bakar mısınız ne kadar uzun. Ama kesince zarar verir miyim? Aslında vermem değil mi? Ne dedin? Ne Akif? Bakmam lazım. Ne yapacağıma? Bu da plastik gül. Bu aslında çok gereksiz. Atabiliriz de Akif vermiştir. Luna Park'a gittiğimizde o günden beri duruyor. Zeyt bak. Bunu da Kermes'te satın almıştık. Akif bugün tamamladı. Yapıştırdı. Değil mi? Yapboz gibiydi. Güzel mi o? Zeyt tırnaklarını kestin mi? Kestin tırnaklarını. Aferin oğluma. Canlar gördüğünüz üzere ben makyajımı çıkardım ve Zeyt Mirza ve Akif uyumuşlar. Zaten Zeyt Mirza yastıkla geziyordu. Anlamışsınızdır uykusunun geldiğini. Ben de şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Abiye paketleyeceğim arkadaşlar. Poşetinden çıkardım size göstermek için. Yakın zamanda bir arkadaşımın Salzburg'da düğünü olacak. Beyhan yengenin kızı, öyle söyleyeyim. Annemin en yakın arkadaşının kızı. Düğün için elbise aldım fakat bana bol geldi. O yüzden bunu iade edeceğim. Ve başka bir tane sipariş verdim. Yani komple farklı model, farklı bir renk. Ama size bunu da göstermek istedim. Çok güzel gerçekten. Şöyle her zamanki gibi Asya Dress'ten aldım. Zaten biliyorsunuz yani abiyelerimi hep sürekli buradan alıyorum. Çok da memnunum. Çok güzel ürünleri. Fiyatlar da bence gayet güzel. Bol geldiği için maalesef iade edeceğim. Şöyle size göstereyim. Böyle bir abiyeydi. Şu an ışık biraz kötü. Şöyle
Tabii böyle pek anlaşılmıyor da şöyle önde biraz yırtmacı vardı. Şurası böyle kat kat durması lazımdı da ölçüsü bozulmuş. Yani böyle bir abiyeydi ama paketleyip hemen yarın kargolayacağım. Bir de şöyle kemeri vardı. Bunun yerine başka bir tane sipariş verdim zaten. Bunu yollayayım. O gelirse umarım onun bedenini tam olur arkadaşlar. Öyle. Bu arada ilk defa beden sorunu yaşıyorum. Normalde oluyor da bu sefer yanlış şey yapmışım, seçim yapmışım. Yoksa elbisenin kendisi ve rengi çok güzel gerçekten duruşu. Neyse hadi ben bunu şimdi paketleyeyim. Evet canlar, bugünlük bir vlogun daha sonuna geldik. Ben de şimdi videomu editleyeceğim. Ondan sonra uyumaya gideceğim. Ben de çok uykum geldi ve yarın zaten Zeyd Mirza'nın 2 yaş kontrolü var. Onun için de zaten erken kalkmamız lazım. Öyle. Umarım sizlere izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer beğendiyseniz bir yorum ve bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz.